Çarşamba günleri beraberdik. Sürekli bugün çarşamba yine beraberiz diyeceğim ama perşembe tabii ki bugün e, ve e, yine beraberiz. Biz dersimizi çalıştık ve geldik. Aslında bugün bütçeye bakmak istedim. Yarın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı e, ekonomik programını açıklayacak, seçim beyannamesini açıklayacak aslında. Ben de biraz ona bakmak istedim. Çünkü bir siyasetçinin, bir bankacının bir iş insanının, arkadaşınızın, dostunuzun, ananızın, babanızın sizin söylediğinin doğru olup olmadığını daha önce verdiği sözleri tutup tutmadığına bakarak anlayabilirsiniz. Ve Recep Tayyip Erdoğan daha önce verdiği hiçbir sözü neredeyse tutmadı. Daha doğrusu verdiği sözlerin çok çok büyük kısmını tutmadı. Ben de Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı iken yani 2018 yılında hangi sözleri verdi, hangilerini tutmadı. Bunları resmi verilerle. Yani beyannamesinde ne demişti? Şimdi ne diye dersimizi çalıştık ama onu yarın Cumhurbaşkanı Türkiye yüzyılı hayal kurmak serbest ama hayal için çalışmazsanız o hayal olarak kalır ne yazık ki. İşte o açıklandıktan sonra önümüzdeki haftaya bıraktım. Önümüzdeki hafta beraber olalım ve bakalım bakalım Recep Tayyip Erdoğan sözler verip verip duruyor. Bir öncekinin yani yarın Türkiye'yi yüzyılı programı açıklanacak. Bir öncekinin ne olduğunu bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Türkiye şahlanıyordu. Bakalım Türkiye şahlanmış mı? Önümüzdeki hafta görelim ve konuşalım. Peki bugün ne yapacağız? Cumhurbaşkanı Cip Tayyip Erdoğan öyle bir açıklama yaptı ki oyumuz kendisine. Neden kendisine? Efendim yolsuzluklara karşıymış AKP. Bir iktidara gelsin AKP, yolsuzluklar bitecek. AKP'nin yolsuzluklarla imtihanına biraz bakmak istiyorum. Eğer izniniz olursa bugün itibariyle biraz bakacağız. Nasıl bir yolsuzluk karnesi var AKP'nin? Ve Türkiye'nin BK sorunu. Yok o BK sorunumuz, bu BK sorunumuz. İran Türkiye'yi geçti. İran Türkiye'yi geçti. İran Türkiye'yi nerede geçti? Akademide, akademik başarıda, üniversitelerin başarısında İran Türkiye'yi geçti. Ve bu Türkiye için bir BK sorunu mudur? Bu Türkiye için bir BK sorunudur. Biraz ayrıntısıyla Türkiye'nin akademideki büyük çöküşüne bakacağız. Eğitimde zaten çöküş vardı. Akademide nedir? Ve Cumhurbaşkanı Cip Tayyip Erdoğan'ın teorileri bir 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 çöküyor ama kendisi bunu kabul etmediği gibi yandaş basının desteğiyle sanki o teoriler çökmemiş gibi davranıyor. Bugün dış ticaret açığı geldi. Daha önce cari açık gelmişti. Bunlar Cumhurbaşkanı Cip Tayyip Erdoğan'ın iddialarını yanlışlıyor. Bunlar doğru değil diyor. Biz de ayrıntısıyla bakacağız ee, nasıl diye. Dostlarım, şimdi arkadaşlarım bir fotoğraf gönderecekler. Bu fotoğraftaki çocuğu tanıyor musunuz? Bu fotoğraftaki çocuk kim? Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Hiçbiriniz. Bilmiyorsunuz. Eğer onun annesi, babası, sevgilisi, kardeşi değilseniz, bu fotoğraftaki çocuğun kim olduğunu hatırlamıyorsunuz bile çünkü tam 13 gün geçti. Bas e, Bartın'da, Amasra'da daha doğrusu Grizu patlamasında hayatını kaybetti Rahman Özçelik. 22 yaşındaydı. Rahman Ö Özçelik. Korkunç bir şey ve hepimiz unuttuk. Unuttuk mu? Evet unuttuk. Gırzu patlamasında ölenleri unuttuk. Bunu unutmanıza izin vermeyeceğim. Bir bakalım devam edelim. Rahman Özçelik 23 yaşında olmayacak. Ve biz Soma'da yaşadık, Ermenik'te yaşadık. Geçen hafta size o günden bugüne ölümleri de verdim. Ölenler öldüğüyle kalıyor. Ama iş öyle değil. Burada başka bir güzel evlat var. 30 yaşlarında Suat Demirkıran. Ve annesinin onun cenazesindeki fotoğrafı paylaşılmış. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından. Annesinin kucağındaki ne bilmiyorum görebiliyor musunuz? Arkadaşlarım verir misiniz fotoğrafı lütfen seyircilerimiz görsün. Annesinin kucağındakiler onun ayakkabıları. Bu fotoğraf hepinize olduğu gibi bana da çok dokundu. Benim oğlum 33 yaşında oğlum yanımda olmadığı her zaman ben onun eşyalarına bakarım, eşyalarına dokunurum. Oğlum yurt dışında olduğu için yurt dışına gittiğinde birkaç gün annesi yatağını, çarşafını değiştirmez. Neden olduğunu siz biliyorsunuz. Ve o kokuyu içinize çekmek asla unutmazsınız. 10 yaşındayken, 5 yaşındayken, 1 yaşındayken, 20, 30, benim 33 yaşında, 33 yaşındayken de unutmazsınız o kokuyu. Ben iddia ediyorum, ben oğlumu hayvanlar gibi koklayarak bulabilirim. Ve o anne, Suat Demirkıran'ın annesi, o güzel evladının ayakkabılarına sarılarak cenazeye katılmış. Kimse evlat acısı yaşamasın derdi annem. Kimse evlat acısı yaşamasın elbette. Ama bunu böyle söyleyerek evlat acılarının önüne geçemiyoruz. Unutuyoruz. 13 gün, sadece 13 gün ve 13 gün sonra bugün bazı gözaltılar oldu. 25 gözaltı var. Ve Amasra'daki kazayı soruşturmak üzere bir komisyon kuruldu. Bilin bakalım komisyonun başına kim geldi? İşik Meclisi bunu da paylaştı. Bartın Amasra'da 41 maden işçisinin hayatını kaybettiği griz patlamasına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun başkanlığına Soma katliamı döneminin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını yapan AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız getirildi. Taner Yıldızı nereden hatırlıyorsunuz? Sayın Albayrak'tan önceki Enerji Bakanı'ydı. Kendisi Soma'da gömleğini bile değiştirmediğini söylemişti. Gömleğini bile değiştirmemişti. O kadar çalışmıştı. 301 madencimiz yerin altındayken. Ve şimdi Bartın'daki kazayı araştırmak üzere kurulan komisyonun başına Taner Yıldız getirildi. Soma'da ne olduysa, Ermenek'te ne olduysa, üzgünüm. Bartın'da da o olacak. Ve anneler, babalar o ayakkabılarla, o evlat özlemleriyle kalacaklar. Eğer biz susarsak, size unutturmayacağız. Her ay olduğu gibi iş cinayetlerini Hepimizin yüzüne vuracağız. Unutmayın, bu ölümler işveren tedbir almadığı, devlet denetlemediği, işçiler, çalışanlar eğitilmediği, siz ve ben sustuğumuz, unuttuğumuz için ölüyor bu insanlar. Zor bir konu. Ama biz başka bir konuya geçelim şimdi. Nedir o? Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hepimizi yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı ve dedi ki: Açıklama enflasyon raporu. Yıl sonu enflasyon tahminini değiştiriyorum. Enflasyon tam da benim beklediğim gibi. Nasıl yani? Ben şok. Neden? Sayın Kavcıoğlu enflasyon nasıl sizin beklediğiniz gibi? Yılda dört kez Merkez Bankası enflasyon raporu yayınlıyor. Ve enflasyonun ne olacağını, önümüzdeki üç yıl boyunca ne olacağını bize açıklıyor. Ocak ayında 2022 yıl sonunda enflasyonun yüzde 23 olacağını açıkladı Merkez Bankası bize. Nisan ayında ikinci raporunu yayınladı.